Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar kapsamında düzenlenen programlarla toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar istişare toplantılarında bu kez de sağlık temsilcileri ve çalışanlarını konuk etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Sağlık Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarslan ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği istişare ve değerlendirme toplantısında Aksaray Belediyesi olarak planlı ve programlı çalıştıklarını, uzun vadede kaynakları hizmet önceliklerine göre şekillendirip, bu doğrultuda kaynakları analiz edip, katılımcı belediyecilik anlayışıyla, istişare toplantılarıyla yatırımlarına şekil verdiklerini söyledi. Misafirlerinin talep ve beklentilerini dinleyip not alan Başkan Yazgı, Aksaray'da yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı. Bu şehirde hep beraber yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Mutlaka unuttuğumuz, eksik olduğumuz ya da o an için düşünemediğimiz noktalar olabilir. Bunları sizlerle beraber değerlendirip yaşanabilir ve yaşadığımız şehirde mutlu olacağımız bir Aksaray'ı hep beraber yaratmak istiyoruz, oluşturmak istiyoruz. O nedenle de bu tür toplantılarımızı yapıyoruz. Aslında bu toplantının ilk düşüncesi de yakınlarda Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiğim o hastanelerdeki değerli hocalarımızın, değerli doktorlarımızın tavsiyesiyle de oldu. Dedi ki böyle bir toplantıyı bizler hep odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyorduk ama esas yapmamız gereken şey bütün herkesle bu tür toplantılarımızı gerçekleştirmek ki amacımız az önce de bahsettiğim gibi şehrimizde yeni neler yapabiliriz ya da yaptığımız aktivitelerde eksik kalan kısımlarımız varsa bunları nasıl sizlerle beraber tamamlarız? Sizlerin bizlere önerileriniz bizim için çok önemli ki sağlık camiamız bu konuda bizlere yol gösterecek diye biliyorum ve umuyorum. Aksaraylılara daha rahat yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını kaydeden Yazgı, parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık ocaklarıyla, pazar yerleriyle Aksaray'ın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Aksaray Belediyesi olarak yönetim anlayışlarının temelini kentini iyi tanımak, istek ve taleplerinden haberdar olmanın oluşturduğunun altını çizen Haluk Şahin Yazgı, projelerimizi ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızın önceliğine göre biçimlendirmek en önemli önceliğimizdir diyerek teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarslan, Aksaray Belediyesi ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte yürütmüş oldukları hizmetlere değindi. Böylesi toplantılarda bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Göreve geldiğimiz günden sonra ilk başta bütün sağlık hizmetlerine baktığımızda ASM'lerimizin yerlerine 112'ye ve hastaneye baktık. Tabii Aksaray şu an sağlıkla dönüşü yeni yeni yaşamaya başladı. Bu bir gerçek. Belediyede son 5 ayda bize çok ciddi destek oluyor. Biz Aksaray'ın geneline baktığımızda TOKİ'nin tarafında hiçbir sağlık binamız olmadığını gördük. Hastanenin öbür tarafında yaklaşık 30 gün nüfusta hiçbir ASM'miz, 112 istasyonumuz yoktu. Hastanenin de yani bir semt politikliği, çarşıdaydı, başka bir yerde yoktu. 4 tane aile hekimimiz var TOKİ tarafında bir apartman altında kendi tuttukları yerde oturuyordu. Biz başkanıma gittik. Sağlık spor tesisinden bir bina verdi sağ olsun bize. 112 istasyonu açtık. Çünkü TOKİ'deki bir vakanın taşınması için merkezden ambulansın gidip hastaneye tekrar getirmesi bir yarım saat alıyordu. Böylece bir 15 dakika kazandık sayemizde. Ve TOKİ istasyonu şu an günde 8 vakayla hizmet veriyor ortalama. Ki Aksaray'da en yüksek yoğun istasyonumuz 11'dir. Çok iyi bir sayı yani şu an. Yaptığımız için ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Hafta sonu olağan genel kurulu tamamlanan ve yapılan seçimle yeniden güven tazeleyerek Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanlığı'na seçilen Murat Tekin ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Ziyarette tamamlanan seçim süreciyle ilgili bilgiler veren Başkan Tekin, Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret ederek esnafla sanatkarlarımızın belediye çalışmalarına ilişkin görüşlerini ve desteklerini iletmek istedik. Esnaf ve sanatkarlarımıza her zaman destek veren esnaf dostu, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum diye konuştu. Belediye Başkanımıza da ve Başkan Yardımcısı Süleyman abimize de çok teşekkür ediyoruz.
bizi buraya kadar davetimizi kabul ettiği için Allah razı olsun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise tekrar seçilen Başkan Murat Tekin ve yönetimini tebrik etti. Madeni Sanatlar Odası Başkanımıza ve değerli yönetimine hoş geldiniz diyorum. Cumartesi günü yapılmış olan seçimlerde başkanımız birinci çıktı ve yönetimiyle beraber görevine başladı. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah yardımcılar olsun. Güzel bir çalışmayla inşallah hem sanayimizi hem de esnaflarımızı belediyemizle de birlikte en iyi noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağız. O nedenden dolayı şimdiden başarılar diliyorum başkanım. Allah razı olsun. Tabii bizim için en önemli olan konulardan bir tanesi de sanayi projesiydi. Evet. Elhamdülillah onun ihalesi bitti. Artık firmada belli oldu. Geçenlerde sizlerin de katılımıyla fiyatların açıklanmasını TOKİ bizden istemişti. Artık açıklayın. Buna göre de vatandaşlarımızı bilgilendirelim diye bir bilgilendirme toplantısı yapmıştık. Allah nasip ederse firmayı bekliyoruz. O da şantiyesini evet. Yakında kuracağını söyledi. Telefonla görüştük. Güçlü bir firma. İnşallah beklentimiz de zaten TOKİ Başkanımızın da dediği gibi 2 sene içerisinde bitirip bize teslim etmesi. İnşallah. Evet. Bu noktada da gayretli çalışacaklarını biz inanıyoruz. İnşallah. Hem altyapı hem üst yapı beraber çalışılacak. Ondan sonraki kısımlar işte açık alancılarla ilgili kısımlar, farklı noktalarda talepler. Bunlar tekrar bir daha bir değerlendirilecek, görüşülecek. Ama bir başlangıcı Allah nasip ederse şantiyesini kurup temellerini oluşturduktan sonra güzel bir açılışla bismillah deyip başlayacağız. İnşallah. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Katılımcı belediyeciliğin önemine işaret eden Başkan Yazgı, katılımcı belediyeciliğin temeli sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek kuruluşları, sendikalar, kanaat ve yerel önderlerimizin görüş ve önerilerini almaktır. Bizim başarımızın temelinde ise bu görüş ve öneriler ilham kaynağı olmuştur. Oda başkanlarımız ve diğer sosyal tarafların bize sundukları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu. Aksaray Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kadın aktivite merkezleri ev hanımlarının ikinci adresi olurken, kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarında hem kadınlarımız sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK kursları, kadınlar arasında birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmayı arttırdığı gibi komşuluk ilişkilerinde pekiştiriyor, mesleki kurslarda farklı branşlarda nitelikli eğitim görüyor. Bu kurslardan bir tanesi de dünya literatürüne Türk danteli olarak giren el sanatı olan iğne oyası kursu. Kursta hanımlar farklı teknikleri uygulayarak iğne oyası yapma becerisi kazanıyor. İğne oyası, havlu kenarları, yazma kenarları, ara uç dantelleri, boncuk oyaları, yeni iğne oyası modelleri, örnekleri ve anlatımları öğretiliyor. Aksaray Belediyesi'nin hizmete açtığı 4 aktivite merkezinden bir tanesi olan AKMEK Merkez binada iğne oyası öğrenen hanımları görüntüledik. Kurs hocası Hamide Özel'den bilgiler aldık. Burada 2 grup olarak, sabah ve öğlen grubu olarak 25'er tane öğrencilerimiz var. Sabah grubu, öğlen grubu olmak üzere. Öğrencilerimiz burada hem vakitlerini değerlendirmek hem de ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla işlerini yürütmekteler. Çeşitli yazmalar, başörtüler, dekoratif eşyalar, süs eşyaları, havlular, çok çeşitli işler yapıyorlar kendileri. Buradaki öğrencilerimiz hem ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar, yani hem çeyiz olarak kızlarına yapıyorlar hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca belediye başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanları sağladığı için. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında son zamanların en güçlü kadrosuna ve konusuna sahip, izleyenleri farklı hikayesiyle farklı bir dünyaya sürükleyen ve kahkahalara boğan Ömürsün Doktor adlı tiyatro oyununu Aksaraylılarla buluşturuyor. Kalemiyle olduğu kadar doktorluk mesleğiyle de bilinen Rus yazar Anton Çehov'un eserinden uyarlanan Ömürsün Doktor'da olaylar Rusya'da mı geçiyor yoksa Türkiye'de mi? İyi bir yazarın elinden çıkmış iyi bir öykü yer ve zaman tanımaz. Rusya'da da geçebilir, Türkiye'de de. Anton Çehov yaşadıklarını ve öykülerini büyük bir samimiyetle seyircisiyle paylaşıyor. Değişik öykülerde Çehov'un renkli karakterleri eşliğinde insan ruhunun ve kişiliğinin labirentlerinde yapılan keyifli bir yolculuk. Birbirinden güzel müzikler eşliğinde sergilenen Cem Özer'in başı çektiği güçlü oyuncu kadrosuyla son derece sıcak ve duygusal komedi şölenini sakın kaçırmayın.
Rus yazar Anton Çehov'un eserinden uyarlanan Ömürsün Doktor adlı tiyatro oyunu 30 Mart Cuma günü saat 20'de Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Araç sahiplerinin sürüş güvenliği açısından yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi 1 Nisan'da sona eriyor. Birçok araç sahibi kış lastiklerini değiştirmek için otolastikçilerinin yolunu tutarken uzmanlar bu konuda sürücülerin bilinçlenmesi için çalışmalar yapıyor. Otomobillerle ilgili kritik önem taşıyan mevsimine uygun lastik kullanımı konusunda sürücüler uyarılıyor. Uygulama konusunda kış lastikleri ve yaz lastikleri arasındaki yapısal farklılıklar nedeniyle sürücülerin mevsimine uygun lastik kullanmasının sürüş güvenliği, yakıt tasarrufu ve fren performansı açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Kaza anında ani fren mesafesini belirleyen, virajları yol tutuşu sayesinde güvenle almanızı sağlayan, hatta yakıt tasarrufu sağlayan araç lastikleri ortalama 3 yılda 1 ve her 30 bin kilometrede mutlaka değiştirilmelidir. Bunun dışında hem mal hem de can güvenliğiniz için aracınızda bulunan lastiklerin yol koşullarına ve mevsime uygun lastikler olması gerekir. Aracınız tıkır tıkır işliyor olsa da trafiğe çıktığınızda güvenliğiniz aslında ortalama 1 tonluk aracı üzerinde taşıyan 4 lastiğe emanet. Yaz ve kış mevsimlerine geçişlerde aracınıza kullanım sıklığınıza göre yaz-kış lastiği değişimi yapmanız aynı zamanda aracınızın performansını da arttırır. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.